sensene ibadet etmiş bir cin, melek değil. Meleklerin başında ama melek değil. Adı Azazil. Azazil veya adı Haris. Şeytanın gerçek ismi Azazil. Eski ismi veya Haris. Şeytan geldi. O gün şeytan değil adı. O gün iblis değil, kovulmuş değil. Çünkü iblis kovulan demek. O gün geldi oraya, gördü o balçığı, insan suretindeki şeyi görünce bu ne ki acaba dedi. Allah bunu niye yarattı? Geliyor gidiyor ve Adem Aleyhisselam'ın ham maddesine tekme atıyordu. Bu nedir? Bu biçimsiz bir şey, ne bu diyordu. Ağzından hava giriyor, başka yerinden çıkıyor. Bu ne biçim bir yaratık diyordu, alay ediyordu. Allah Adem'in cesedini cennetin kapısında tam 40 yıl bekletti. Sevenin kapısında beklemek lazım. Sevdiğinin kapısında bekleyemezsen sen seven olamazsın ki. Aşık kapıda bekler. 40 sene Adem bir toprak parçası, cansız bir beden olarak cennetin kapısında bekletildi, atıldı oraya. Geliyordu şeytan ve her gördüğünde kızıyordu. Bu neyin nesidir? Bu niye gönderildi diyordu. Ve bir gün Allah Adem'e ruh üfürdü. Kendi ruhundan emretti. Ruh içeri girince Adem'in kafasından bütün vücuduna yayılınca ruh kana dönüştü. Damarlarında kan oynamaya başladı. Hazreti Adem dirildi. Adem Aleyhisselam İnsan olarak diriltildi. Allah ona ruh vermişti. Sonra Hazreti Adem kalkar kalkmaz dedi ki ben kimim diye sordu. Sen Adem'sin dedi Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Hazreti Adem Aleyhisselam ya Rabbi beni niye gönderdin? Seni insan olarak gönderdim dediğinde elhamdülillah diyordu Hazreti Adem Aleyhisselam. Allah diyordu ki ben kimim biliyor musun Adem? Sen her şeyin yaratıcısı olan Allah'sın dedi. Hazreti Adem'in ilk kelimesi sen Rab'sın, sen Allah'sın. Allah diyordu ki Adem doğru söyledin, doğruyu bildin diyordu. Hazreti Adem yaratılıyordu böylece. Sonra Hazreti Adem yaratıldığı gün cennete konuluyordu. Denilir ki cuma günü cennete konuldu. Cuma günü yaratıldı. Yarın gibi yani. Hazreti Adem Aleyhisselam. Sonra Hazreti Adem'e Yüce Allah dedi ki Adem'e secde edin. Ama ondan önce melekler dediler ki ya Rabbi biz sana ibadet ediyoruz. Biz seni biliyoruz. Senin birliğinin farkındayız. Biz sana ibadet ediyorken ya Rabbi neden başkasını yarattın ki? Bizim ibadetimiz yetmiyor mu ya Rabbi? Allah dedi ki ben bilirim. Siz bilmezsiniz. Ve sonra Allah meleklere dedi ki çabuk hep beraber Adem'e secde ediniz. Melekler niye secde ettiler Adem'e? Denir ki Yüce Allah'a ya Rabbi onu niye yaratıyorsun diye sordular ya. O sorunun cezasıydı işte. Allah'a sorulmaz ki niye yarattın diye. O yaratmayı istedi sen itaat edeceksin. Melekler o soruyu sordukları için Allah meleklere Adem'e secde edin dedi. Bir sorunun cezası bu kadar ağırdı. Çünkü melekler sormamalıydılar. Melekler itaat etmeliydiler. Meleklerin görevi itaat etmekti. Sormak yoktu. Meleklerin nefsi yoktu ki çünkü. Çünkü onlar itaat etmek için yaratılmışlardı. Allah secde et dediği anda hep beraber secdeye kapanmalıydılar. Veya Allah yarattığı anda hep beraber onun yaratılışını sorgulamamalıydılar. Evet Allah emrettiğinde hep beraber secdeye vardılar. Biri hariç, o biri şeytan. Melek değil şeytan. Çünkü melekler nurdan yaratılmış. Şeytan ateşten yaratılmış. Kirli ateşten yaratılmış. Şeytan kaybetti. Dedi ki ya Rabbi dedi sen benim Rabbimsin. Seni kabul ediyorum ama ben buna niye, neden secde edeyim? Halaktahu min, halaktani min nar ve halaktahu min turab dedi. Beni ateşten yarattın, onu ise topraktan, min ev min tinin veyahut da onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan daha güçlüdür. Ben ona niye secde edeyim? Kibirlendi, büyüklendi.
Onun için cehennemden ebedi, cennetten ebediyen kovuldu. Çünkü şeytan oldu. Kibir cennetten çıkarır, cehenneme sokar. Günah cennetten çıkarır, cennete sokmaz belki. Cehenneme sokar adamı ama günah neticede mutlaka cennete sokar. Günahı affettiren ama kibir affedilmiyor. Allah'a karşı işlenen kibir kişiyi ebediyen cehennemlik yapar. Allah'a karşı işlenmiş günah kişiyi ebediyen cehennemlik yapmaz. Arada büyük fark vardır. Hazreti Adem aleyhisselama secde etmedi. Şeytan, Allah dedi ki sen tard edilmişsin. İşte şeytanın bize düşmanlığı buradan başlar. Çünkü Allah dedi ki cennetten çık dedi. Cennetten kovdu onu. Şeytan unutmadı cennetten kovulduğunu. Adem'in çocuklarına da ondan dolayı düşmandır. Kıyamete kadar düşmanlığı devam edecek. Çünkü o Adem'in çocuklarıyla hesaplaşmak istemektedir. Çünkü şeytanın taifesi, büyük şeytan Azazil ki yaşamaya devam ediyor. Şeytanın grubu ve guruhu, şeytanın torunları ise, yeni nesli ise, şeytanın yeni jenerasyonu ise yaşamaya devam ediyor. Adem'in çocuklarına tuzak kuruyor. Şeytan nasıl Adem'e tuzak kurduysa, şeytanın yavruları da Adem'in çocuklarına öylesine tuzak kuruyorlar. Nihayet Hazreti Adem aleyhisselamı uykuya yatırttı ya Rabbi. Rabbim, bir gün şeytan ağlamaya başladı. Diyorlar ki şeytan cennete yılan gibi girdi. Ama girdi işte. İmtihan gereği girmesi gerekiyordu. Cennete girdi. Hazreti Adem ile Havva'ya yaklaştı. Ve sonra ağlamaya başladı ama öyle bir ağlayışla ağlıyordu ki Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva şeytana acıdılar. Niye ağlıyorsun dediler. Tanımadılar onu çünkü. Şeytan dedi ki size ağlıyorum size. Bize niye ağlıyorsun dediler. Dedi ki onlara şu ağaç var ya. Evet dediler. Yasak değil mi size? Evet dediler, yasak bize. Ama niye yasak biliyor musunuz? Neden dedi Hazreti Adem. Dedi ki şeytan eğer siz o ağaçtan yiyecek olursanız ebediyen cennetten çıkmayacaksınız. Allah sizi cennetten çıkarmak istiyor. Eğer o ağacı yerseniz cennete ebedi kalacaksınız. Bu nedenle Allah sizi cennetten günü gelince kovacağı için size bu ağacı yasakladı. O ağaçtan yeseniz cennete kalacaksınız. Vah vah üzülüyorum size. Sizin için gözyaşı döküyorum. Siz gün gelecek bu nimetlerden uzak kalacaksınız. Yazık günah değil mi size? Cennetten çıkmak olur mu dedi. Adem ile Havva bir anda durdular. Birbirlerine baktılar ama Allah'a isyan etmediler. Havva annemiz Adem'e dedi ki doğruysa şayet meyveden yesek mi? Adem aleyhisselam hayır dedi. Allah bize dedi ki bu ağaca yaklaşmayınız. Ama şeytan bin surete giriyordu. Bin defa yalvarıyordu. Ne gözyaşları döküyordu. Ne diller döküyordu. Sizi bile kandırırdı. Dedenizi kandırdığı gibi. Bizi bile aldatırdı. Hazreti Adem cennete yalan olmayacağını zannediyordu. Çünkü cennete yalan olmazdı ki. Cennete ihanet olmazdı ki. Cennete yalan olmayacağını zannettiği için Hazreti Adem bir an ruhu oraya doğru kaydı. Şeytanı dinlemek istedi. Şeytan o kadar yalvarıyordu. Hul diyordu. Ebedi cennetin yolu buradan geçer. Sakın diyordu. Burayı terk etmeyin. Yazık olur size. Nihayet Hazreti Adem ile Havva şeytanın tezgahına geldiler. Oyununa geldiler. Yaklaştılar. Ayette çok önemli bir vurgu var. وَلَا تَأْكُلَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَ demiyor Kur'an. Bu ağaçtan yemeyin demiyor. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ bu ağaca yaklaşmayın diyor. Yemek ile yaklaşmak ayrıdır. Çünkü yaklaşırsan elin oraya gider. Kur'an zinadan bahsederken وَلَا تَقْرَبَ zina diyor. Zina yaklaşma diyor. Zina işleme demiyor. Çünkü zina yaklaşırsan yani zinanın önceliklerine
birbirini sararsanız, öperseniz, haram olan şeye başlarsanız soru da gelir diyor. Kur'an öyle bir üslup kullanıyor. Yaklaşma harama, yaklaştın mı harama, kayar ayağın. Şeytan kandırır seni. Senin dedeni kandırmadı mı? Ayağını sürçtürmedi mi? Seninkini de sürçtürür diyor. Kişi zina yaklaşınca zinaya düşer. Harama yaklaşınca harama düşer. Hazreti Adem ile Havva yaklaştılar şeytanın tezgahıyla meyveye, meyveden kopardılar. Yer yemez birdenbire üstlerine bir baktılar ki üstlerindeki bütün elbiseleri gitmiş. Çırılçıplak kalmışlar. Hazreti Adem koşmaya başladı. Öyle bir koşuyordu ki ağaçlara takılıyordu. Sağa sola kaçıyordu. Allah'tan bir ses geldi. Allah dedi ki, Adem benden mi kaçıyorsun? Benden nereye kaçıyorsun dedi. Hazreti Adem cevap verdi. Senden kaçmıyorum ya Rabbi. Senden haya ediyorum. Utanıyorum günahı işlediğim için. Ona ayak sürçmesi derler. Büyüklerin ayağı sürçermiş. Ya Rabbi diyordu. Senden utandığım için kaçıyordu. Yapraklarla örtünmeye çalışıyorlardı edep yerlerini. Ama bedeli ağır olacak, cennetten çıkarılacaklardı. Çok ağır olacaktı. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.